Gençler, herkese merhabalar. Tuncay abimle Yamaha MT Tour etkinliğine geldik. Ben CBR 1R test ediyorum şu anda. Nasıl oldu derseniz sormayın. Tuncay abinin motoru kaçırdım. Kaçırma dedim, isterim rica ettim. Dedim abi ver bir tur atayım şunu rahatça ver. Motorda yukarı ve aşağı quick shifter var. Tuncay abi sonradan taktırdı bunu. Makine çiçek olmuş, çiçek. Ufak bir test yapacağız. Ufak bir gezeceğim çıtırdan. Quick shifter'ı gerçekten çok beğendim ben. Çok güzel yani, hani orijinal gibi zaten şey. Alıyorsun, çubuğunu takıyorsun, beynine takıyorsun, menünün ayarını açıyorsun, o kadar. Başka yaptığın hiçbir şey yok. Lan yeşil mi yanıyordu bize yoksa? Kaçırdık mı? Tüh. Abi, güzel ya. Vallahi kullandıkça insan aşık oluyor makineye. Tatlı. Böyle bir acaba dedirtiyor insana. Allah kaza bela vermesin. Güle güle kullansın Tuncay abi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bana güvenip verdiği için motosikletini. Ben de böyle bir çıtırdan bir dolaşıp geleyim dedim. Bekle bekle, sıra gelmedi MT Tour'da. Dedim ver anahtarı. CBR 1000RR test ride çekeyim dedim ben de. Bu 2017 model yeni kasa motor. Çok tatlı, çok hoş. Abi benim racing'de tek sevmediğim olay şu oturuş pozisyonu. Yoksa gücü mücü, gidişi, virajı, freni efsane. Bana diyorsunuz ya niye sevmiyorsun abi diye. Ben sırf gerçekten şu öne doğru yatık pozisyonunu sevmiyorum. Ya ben kendi motosikletime alıştığım için olabilir o. Ya tabii bu yarış makineleri böyle kullanmak zorunda ama bana ters abi. Çıtırdan hem böyle bir gazlayıp hem motosikletin virajına cartına cürtme bir bakayım dedim. Shifter'ı yukarı kullanırken gaz açık bir şekilde atıyorsunuz. Yani gaz açık lap 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 çekiyorsunuz. Aşağı doğru kullanmak için de gazı kapatıyorsun. Hiçbir şey yapmadan sadece vites çubuğuna dokunuyorsun. Lap 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 vitesi düşürüyorsun. Emanet motor ve yüksek CC, bir de pahalı bir motosiklet olunca fazla debitleri doldurmak istemiyorum. Sakin sakin, tatlı tatlı tadına varalım, dolaşalım. Çok bir şey yapmayalım.
diyeceksiniz ki şimdi niye anlatmıyorsun? Bak bu cümleyi kurmadan önce bir yutkundum, sonra cümle kurdum. Yani neden konuşmadığımı anlayabilirsiniz. Demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. Ya 270 falan dedi herhalde, kaldı da böyle bir şey olamaz ya. Bu ne lan böyle? Çok iyi ya, çok çok iyi. En büyük bak 250 dedi, direksiyon sertleşti. Buradaki elektronik hidrolonasörü var ya, efsane iş yapıyormuş. Şu anda gerçekten deneme şansım oldu. Çok iyi çalıştı. Gerçekten çok iyi çalıştı. Güzel abi, Allah inşallah bir gün bizlere nasip eder böyle motosikletleri. Bizler de kullanabiliriz inşallah. Çok hoş, çok güzel yani. Hani racing istemiyordum ama böyle bir lan be. Acaba dedirtti yani, dedirtmedi değil. Güzel abi, çok iyi. Çok başarılı. Yani ben racing bir motosiklet ilk defa böyle hani dolu dolu güzel bir şekilde kullanabildim ve çok hoşuma gitti. Ha, yoruyor mu? Yoruyor. O ayrı bir konu ama. Çok başarılı. Yarınlasın yani. Çok başarılı. Beşinci vitese kadar çözüm, makine çekiyor ya. İşte abi 200 beygirin güzelliği. Ulan var ya, bak şimdi araba da aldık. Şu benim arabayla MT-09'u götürüp onda bayisinin önüne bırakıp bana bir güzellik yapın mı desek, ne desek anasını satayım. Bakalım ya, elbet bir gün yani olur. İşlerimiz açılır. Bir şeyler olur. Allah yüzümüze güler. Ayarlarız bir şeyler, alırız bir tane yani inşallah. Ben çok beğendim. Güzel bir binara deneyim oldu benim için ya gerçekten. Ya şimdi bana diyeceksiniz ki abi sen ne kullansan çok iyi diyorsun. Abi demek ki ben güzel makinelere biniyorum ki çok iyi diyorum yani. Yapacak bir şey yok. Beğeniyorum demek ki. Başarılı bir motosiklet abi. Niye kötü diyeyim? Çok 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 başarılı hem de. Yani gerçekten Tuncay abi sana çok teşekkür ediyorum. Bana emanet ettiğin için motosikletine, böyle bir zevki bana yaşattığın için çok sağ ol abi ya. Gerçekten çok sağ ol yani. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.